Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı'nda roman konusuna geleceğiz. Tabii 11. sınıfta Cumhuriyet dönemi romanı ve kişileri var. Fakat genel olarak bu dersimizde roman tanımını yapıp ilk romanlardan bahsedelim. Niye ilk romanlar? Çünkü AYT sınavında genel olarak sorunun çıktığı kısımlar da bu kısımlardan oluşuyor. Ve hayatınızda sadece sınavlar olarak bakmayın. Bununla alakalı karşınıza birçok yerde soru da gelebilir. Örnek veriyorum, milyoner olmak ister diye bir yarışma var mesela. Orada bunlarla alakalı çok sorular geliyor. İleride böyle bir yarışma programına bile katıldığınızda işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Evet, roman nedir? Roman, yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayların yer, zaman, mekan ve kişiler belirtilerek anlatıldığı kurgusal uzun yazılara denir arkadaşlar. Romanın hikayeden farkı nedir? Biraz sonra ondan bahsedeceğiz. Romanla hikaye karıştırmamak lazım. Hikaye romana göre kısadır. Roman hikayeye göre çok daha uzundur. Şöyle düşünebiliriz. Hikaye bir sinema filmi gibi. Romanı ise bir dizi film gibi düşünün. Sinema filmini ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz 2 saat, 1,5, 2 saat izliyorsunuz ve sinema filmi bitiyor. Genelde sinemada tek bir olaydan bahseder, karışık olaylar yoktur. Fakat bir dizi filmi düşünün. Her hafta yeni bölümler, yeni kişiler giriyor ve her hafta yeni olaylar, bir ana olay var, etrafında değişik yardımcı olaylar var. Romanı da bir dizi film olarak düşündüğünüzde daha iyi kavramış olursunuz. Romanda yapı deyince nelerden bahsedeceğiz? Olay, kahramanlar, mekan, zaman, anlatıcı, üslup gelecek aklımıza. Sorularda bunlar da bazen çıkabiliyor. Bunları da aklımızın bir köşesine yazalım. Anlatıcı deyince 3 tane anlatıcı var. Gözlemci, ilahi, kahraman. Bu sadece romandaki bir anlatıcı türü değil. Hikayede de bu anlatıcı türlerini kullanırız. Gözlemci ve ilahi bakış açısı 3. kişi ağzından anlatılır. Kahraman bakış açısı da 1. kişi ağzından anlatılır. Peki hocam, 3. kişi, 1. kişi derken ne anlayacağız diyorsanız, 3. kişi o ve onlar, 1. kişi ben ve biz zamirlerimiz vardı hatırlarsanız. Gözlemci bakış açısı kahramanın duygularına hakim değildir. Sadece gözlemlediklerini yazar. Örnek veriyorum. Ali içeri girdi, defterini açtı, dersini dinledi dediğinizde bu gözlemci bakış açısıdır. İlahi bakış açısında ise kahramanın duyguları vardır. Ali üzüntüyle içeri girdi. Dün akşam yaşadığı kavgadan ötürü biraz bunalıma girmişti ve kendini huzursuz hissediyordu gibi söylediğimizde ise onun kendi düşüncesini söylediğimizde ilahi bakış açısı oluyor. Bu ilahi bakış açısının diğer adı hakim bakış açısıdır. Kahraman bakış açısı da olayı yaşayan bizzat ben veya biz oluyoruz. Bugün derse geç kaldım, koşarak gittim, içeriye girdim gibi anlattığımızda da kahraman bakış açısı oluyor. Bunları zaten 9. sınıfta ve 10. sınıfta ayrıntılı olarak görmüştünüz. Roman ve hikayesindeki farklardan bahsedecek olursak kısaca, demiştik biraz önce, hikaye kısa ve orta uzunlukta yazılardır. Roman ise çok daha uzun yazılardır arkadaşlar. Hikayede kişi sayısı romana göre azdır. Romanda kişi sayısı, karakter ve tip sayısı oldukça fazladır. Hikayede genellikle tek bir olay var. Sinema filminden örnek vermiştik. Romanda ise birden fazla olay var. Yani bir ana olay etrafında yardımcı olaylar var. Hikayede olaylar kısa bir zamanı kapsar. Romanda ise uzun bir zaman söz konusudur. Romanlarda olayın geçtiği dönem, siyasi, sosyal, tarihi durum hakkında bilgi verilir. O dönemin zaten sosyal romanlar ayrılıyor. Sosyal romanlar var, polisiye romanlar var. O dönemin hakkında bize bilgi veriyor. Tarihi dönem hakkında bize bilgi veriyor. Tarihi romanlarımız var. Fakat hikayelerde böyle bir durum söz konusu değildir. Hikayeler genellikle bir olaydan, durumdan bahseder. Hikayelerde sınırlı bir mekan söz konusudur. Romanda ise geniş bir coğrafya hakimdir arkadaşlar. Gelelim Türk Edebiyatı'nda roman. Türk Edebiyatı'nda roman ilk olarak 19. yüzyılda karşımıza çıkıyor. Tanzimat dönemleriyle birlikte karşımıza çıkıyor. Zaten bizde yazı türlerinin çoğu bu dönemde geliyor. Avrupa'dan geliyor. İlk olarak biz romanı nerede görüyoruz? İlk olarak Yusuf Kamil Paşa'nın Telemak diye bir çevirisi var. Bu Telemak Fransızcadan çevrilmiş. Aslında kaynaklarda çok geçmiyor ama Fransızcadan bunu Tahtavi Arapçaya çeviriyor. Sonra Yusuf Kamil Paşa'ya Arapçadan Türkçe'ye çeviriyor ama kaynaklarda direkt işte Yusuf Kamil Paşa'nın Fransızcadan Telemak adlı çevirisi diye çıkıyor. Oysa
Yusuf Kamil Paşa, tekrar hatırlatıyorum, Tahtavi'nin Arapça çevirisinden esinlenip bu eseri yazmıştır. Gelelim Türk edebiyatında ilk romanlar, romanda ilkler. Önemlidir, ilkler her zaman önemli zaten. Bu eserlerimiz de genel olarak, tabii teknik olarak biraz zayıf eserler ama ilkler olduğu için bizim için hayati önem taşıyor. Evet, ilk yerli romanımız Şemseddin Sami'nin Taaşşuk-u Talat ve Fitnat adlı eseridir. Şemseddin Sami, adını duymuşsunuzdur. Şemseddin Sami Kamusi Türki diye bir sözlüğümüz var, onun yazarıdır. Ayrıca Galatasaraylı futbolcu Ali Sami'nin de babasıdır. Galatasaray'ın kurucusu olan Ali Sami'nin de babası olmuş oluyor Şemseddin Sami. İlk eseri, yani ilk yerli romanımız Taaşşuk-u Talat ve Fitnat neden bahsediyor? Görücü usulü evliliklerin yanlışlıklarından bahsediyor. Zaten o dönemde toplumsal bir değişim söz konusu. Yani hem Osmanlı toplumu var ortada. Osmanlı toplumu yavaş yavaş batıya giden bizim Türkler batıya gidiyor, geliyor. Bir kültür değişimine uğruyoruz orada. Bizim edebiyatçılarımız batıdan esinleniyor. Bir özenti oluşuyor. Ülkenin ekonomik durumu biraz geride. Tabii savaşlar ve biraz siyasi baskılardan ötürü yazarlarda bir özentilik söz konusu. Bu sadece yazarlar değil, toplumsal hayatta bir özentilik söz konusu var. Burada da tekniği zayıf bir roman demiştik zaten. Teknikleri zayıf bu ilk romanlarımızın ama ilkler olduğu için tekrar diyorum, aklımızın bir köşesine yazalım. Hatta bunları ezberlemek zorundayız. Talat ve Fitnat'ın aşkı arkadaşlar. Talat'ın annesi hizmetçi bir kadın var. Sudanlı bir kadın var evde. Onunla Talat'ı evlendirmek istiyor. Fakat Talat Fitnat diye bir kıza aşık. Fitnat'ın babası da Fitnat'ı zengin bir adamla evlendirmek istiyor. Fakat Fitnat o adamla da evlenmek istemiyor. Böyle bir aşk mevzusu söz konusu ve Fitnat'ın evlendirilmek istendiği o kişi de Ali Bey dediğimiz o kişi de aslında yıllar önce Talat'ı terk eden babası olarak karşımıza çıkıyor romanda. Tabii buradaki özet aslında görücü usulünün ne kadar yanlış olduğu. Yani aslında öz babasıyla aynı kızıyla evlenmek zorunda kaldıklarını görüyoruz arkadaşlar. Evet, ilk çeviri romanımız Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan yapmış olduğu Telemak adlı eserdir dedik. Yusuf Kamil Paşa Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın da damadı oluyor aslında. Kendisi de zaten bir devlet adamı, sadrazam. Edebiyatımızda da ilk çeviriyi yaparak, Telemak'ı yaparak edebiyatımızı da romanı başlatmış oluyor. 1859 yılında yapmış olduğu bir eser. Telemak, Truva Savaşı'na katılmış bir adamın oğludur Telemak. Ve babası savaştan geri gelmeyince aramak için yollara düşüyor. Ve yolda kendisine Yunanların barış tanrısı olarak bildiğimiz Athena eşlik ediyor. Böyle bir macerayı anlatıyor. Didaktik, yani öğretici bir eserdir bu eserimiz. Evet, batılı tekniğine uygun ilk romanımız Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu adlı eseri. Zaten Aşk-ı Memnu'yu televizyonlardan da çoğumuz tanıyor. Sadece bizler değil, ailemiz bile tanıyor. Aşk-ı Memnu'nun konusunu bilmeyen yoktur. Adı üstünde yasak aşktır. Aşk-ı Memnu yasak aşktır. Halit Ziya Uşaklıgil'den bahsedelim kısaca. Halit Ziya Uşaklıgil, Uşaklı bir halı tüccarının oğlu. Soyadı da Uşaklıgil de oradan geliyor zaten. Bunu da pek karşımıza bilgi olarak çıkmıyor. Ama genel olarak merak ediliyor Uşaklı soyadı nereden geldi diye. Dediğim gibi halıcı bir Uşaklı ailenin oğludur kendisi. Halit Ziya Uşaklıgil bu Aşk-ı Memnu adlı eserinde şöyle bir magazinsel haber var. Nasıl magazinsel haber? Mehmet Rauf diye bir öğrencisi var. Biraz önce göreceğiz. Mehmet Rauf'un kendi eşiyle aşkı yaşıyorlar. Bunu öğreniyor. Bununla alakalı da Aşk-ı Memnu'yu yazıyor diye bir magazinsel haber var. Doğru veya gerçek bilmiyoruz tabii. Olay nedir bu kitabımızda? Aşk-ı Memnu adlı eserimizde. Adnan Bey var. Orta yaşlı zengin bir adam. Adnan Bey'in yeğeni var. Behlül. Genç. Toy bir delikanlı. Ve Adnan Bey bir kadınla evleniyor. Bu kadın genç, güzel bir kadın. Bihter.
Ve Behlül maalesef amcasını sırtından bıçaklıyor. Yani mecazi anlamda yengesi olan Bihter'le aşk yaşamak istiyor. Ve aşkı yaşıyorlar. Tabii bu Adnan Bey'i bu durum üzüyor. Behlül'ü aslında Adnan Bey de Nihal'le, yani kızı Nihal'le nişanlıyor. Fakat Behlül gözü doymaz Behlül. Gidiyor yeğeniyle aşk yaşıyor. Daha sonra zaten Bihter durumun öğrenilmesinden sonra intihar ediyor. Behlül de kaçıp kurtuluyor. Bir şekilde paçayı yırtıyor. İlk modern roman Halis Ziya Uşaklıgil, yine Halis Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah. Burada Halis Ziya Uşaklıgil'in bir romanı daha var, ondan bahsedeyim. Eleştirilen bir romanı, Sefile diye bir romanı var. Sefile romanında da Müslüman bir kadının yanlış yola düşüp kötü bir kadın olmasını anlatıyor orada. Bu yüzden çok eleştiriliyor bu romanı ve bu roman basılmıyor. Yasak geliyor bu romana, basamıyorlar. Halis Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah eseri dediğimiz ilk modern roman. Yani romanda çizgiyi çok üst seviyelere taşıyor ilk modern roman olarak. Mai ve Siyah'ta Ahmet Cemil diye bir gazetecimiz var. Aslında kendisi bir yazardır, şairdir ve gazetecilik yapıyor. Okuldan arkadaşı Hüseyin Nazmi'nin kardeşi Lamia'ya aşık. Lamia'yı seviyor. Kendi kardeşi de var Ahmet Cemil İkbal diye. Hayatta belli bir amacı var. Şiir kitabını yayınlamak, Lamia ile evlenmek ve kız kardeşini iyi biriyle evlendirmek. Kız kardeşini gazetenin sahibiyle evlendiriyor. Fakat kız kardeşi devamlı dayak yiyor. Evliliği iyi gitmiyor. Mutsuz bile bir evlilik yaşıyor. Sevdiği kız Lamia'yı subay, başka bir subayla evlendiriyorlar ve yayınlamak istediği şiir kitabı da herkes tarafından çok eleştirilince hayatının Mai ile başlayan, yani umutla başlayan yolculuğu siyahla bitiyor. Yani sevdiği kız başkasıyla evleniyor, kız kardeşinin iyi bir evliliği olmuyor ve yazdığı şiir kitabına sinirlenip kendisi yırtıp yakıyor ve İstanbul'u da terk ederek Mai ile başlayan yolculuğunu siyahla sonlandırıyor. İlk köy romanı Nabızade Nazım'ın Karabibik adlı eseridir. Nabızade Nazım çok genç yaşta kemik vereminden ölüyor arkadaşlar. Kemik hastalığından 31 yaşında ölüyor. Ama ilklerden olmayı başarmış ilk romancılarımızdan. Karabibik, Antalya'nın Kaş ilçesinin Beymelik köyünde yaşayan bir Karabibik diye biri var. Karabibik'in babasından kalma tarlaları var. Babası ölünce bu tarlalar kendisine kalıyor. Geçimini sağlamak için belli bir kısmını, yaklaşık 4 dönümünü satıyor. Geri kalan kısmını da elinden almak isteyen köy ağası Yosturoğlu'na karşı mücadele vererek sürdürüyor. Kitapta bundan bahsediyor arkadaşlar. İlk psikolojik roman Mehmet Rauf Eylül. Mehmet Rauf ismini nerede anmıştım? Halis Ziya Uşaklıgil'de. Halis Ziya Uşaklıgil'le de Eylül romanını kendisi ithafen yazmıştır. Kitapta bundan bahseder. Halis Ziya'nın Aşk-ı Memnu eserinde Mehmet Rauf'la eşinin yasak aşk yaşamasından esinlenip yazdığını söylemiştik. Tabii bunlar magazinsel haberler, dediğim gibi doğruluğunu net olarak bilmiyoruz. Suat kadın bir karakter. Kocası Süreyya'nın arkadaşı Necip Aşık. Kocası Süreyya aslında iyi bir insan ama Suat'la çok ilgilenmiyor. Yani balık tutmayı seviyor. Devamlı balığa gidiyor. Arkadaşlarıyla takılıyor. Fakat eşi bu sırada Süreyya'nın en yakın arkadaşı Necip Aşık oluyor. İşin tuhaflığı şurada. Suat'ın kız kardeşi de Hacer Necip'le gönül eğlendiriyor. Yani çarpık bir ilişki söz konusu. Süreyya'nın hiçbir şeyden haberi yok. Bu roman boyunca anlatılıyor. Romanın sonuna doğru da evde bir yangın çıkıyor. Suat içeride. Dışarıda Süreyya, Necip, herkes toplanmış. Kimse içeriye girmeye cesaret edemiyor. Ve Necip içeriye girip cesaret içeriye giriyor. Suat'la ikisi de ölüyor. Süreyya aslında eşini, ilk baştan kaybettiği eşini, hem dostunu hem eşini o yangında kaybetmiş oluyor. Yanlış batılılaşmayı ilk anlatan eserimiz Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Beyler Akım Efendi adlı eseri. Felatun Beyler Akım Efendi'den önce Ahmet Mithat Efendi deyince aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Yazı makinesi bu adam. Ne demek yazı makinesi? Yani çok roman ve çok hikaye yazıyor. Çok roman yazarak hayatını sürdürüyor. O yüzden yazı makinesi olarak adlandırılıyor. Sorularda karşımıza çıkar.
Ferhatun Melih Rakım Efendi eserinde Rodos Adası'ndayken, sürgündeyken yazıyor. Burada Ferhatun Bey aşırı özenti, batı özentisi ve halktan uzak bir karakteri canlandırıyor. Rakım ise çalışkan ve o dönem biliyorsunuz Tanzimat döneminde romantizm akımı önde. Romantizm akımına uygun yaşayan bir karakter. Bu ikisi arasındaki ilişkiden bahsediyor kitap. Evet, ilk gerçekçi roman dediğimiz Sami Paşazade'nin, bu da devlet adamı mıdır zaten Sami Paşazade, Sergüzeşt, Türkçe ismiyle Macera adlı romanı nedir? Kölelik ve cariyelik sistemini eleştiriyor arkadaşlar. Ve 9 yaşında Kafkaslardan kaçırılarak Türkiye'ye getirilen Dilber'in hayatını anlatıyor. Burada da Dilber zaten bir cariyedir ve hayatı da satılarak, yani satılarak devam ediliyor. Oradan o evden o eve satılıyor. Cari olarak. İlk polisiye roman Ahmet Mithat Efendi, yine bahsettik. Yazı Makinesi, Esrarı Cinayet, İstanbul'daki yaşanan cinayetleri anlatıyor. Olay nedir? İstanbul Boğazı'nda bir kadın bir erkek cesedi bulunuyor. Kadının kimliği Peri diye bir kız. Ve şüpheli olarak zengin Hediye Hanım var. Ondan şüpheleniyorlar ama asıl öldüren kişi Peri'nin eski sevgilisi Kalpazan Mustafa'dır. Kalpazan Mustafa'nın olduğu öğreniliyor. Fakat Kalpazan Mustafa kaçıyor ve daha sonra Kalpazan Mustafa da bir yerde ölü olarak ele geçiriliyor. İlk realist dediğimiz arkadaşlar, gerçekçi romanlarımızdan Recai Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası adlı eserdir. Recaizade Mahmut Ekrem de Tevfikret'in hocası. Yani Tevfikret'in önünü açan, Tevfikret'e edebiyatı sevdiren adam diyebiliriz. Tevfikret'in dili çok ağırdır. Zaten Servet-i Fünun dönemi sanatçısı ve yazdığı eserlerde, şiirlerde gerçekten kendi döneminde de, şu anki dönemde de biraz zor anlaşılan eserler. Bu kitabımızda neden bahsediyor? Bihruz Bey var. Bihruz Bey batılılaşmayı yanlış anlıyor. Yanlış anladığı için de komik durumlara düşüyor. Bir gün sokakta bir kız görüyor ve o kıza aşık oluyor. Kızın ismi Periveş. Ve o kızı aramak için yollara düşüyor. O dönemlerde komik olaylar yaşıyor ve bir gün Periveş'e çok benzeyen bir kız görüyor. Yanına koşa koşa gidiyor. Sen Periveş'in ablası mısın diyor. Hayır, ben Periveş'im diyor kadın. Onun o saflığını kandırıp ve o kadın da hayat kadını olduğunu öğrenince bütün hayalleri suya düşüyor arkadaşlar. İlk edebi romanımız Namık Kemal'in İntibah adlı eseridir. Namık Kemal vatan şairidir. Özellikle belirteyim. İnternetlerde başka gençler arasında Namık Kemal ile alakalı küfürlü şiirlerden bahsederler. Bakın, Namık Kemal'in öyle şiirleri yoktur. Namık Kemal dediğim gibi vatan şairidir. Lütfen Namık Kemal ile ilgili o şiirleri söylemeyin birbirlerinize. İlk adı Son Pişmanlık, AYT'de çıkar. Sonraki adı Sergüzeşt, Ali Bey ve En Son İntibah olarak yayınlanıyor. Burada ne var? Ali Bey Çamlıca'da gördüğü Mahbeyker'e aşık oluyor. Zaten bu dönemde eserler hep İstanbul'daki aşklardan bahseder. İstanbul'u anlatır. Sanki Anadolu'da aşık olamayız da aşık olmak için illa bir İstanbul'a gitmek zorundayız gibi bir durum söz konusudur. Burada Çamlıca'da gördüğü Mahbeyker'e aşık oluyor fakat annesi Mahbeyker kötü bir kadın olarak tanıdığı için kendisine iyi bir aile kızı olan Dilaşup'la evlendirmek istiyor, evlendiriyor. Fakat Mahbeyker Dilaşup'a iftira atıyor. Bu iftira açığa çıkınca Ali Bey Mahbeyker'i öldürüyor. Daha sonra da pişman olup intihar ediyor arkadaşlar. İlk tarihi romanımız yine Namık Kemal'in Cezmi adlı eseridir. Türk-İran Savaşı'nı anlatır Cezmi'de. Kahramanımız Cezmi, Kırım Şehzadesi Adil Giray'ı kurtarmaya çalışıyor. Adil Giray Şah'ın kızına aşık. Şah da bu durumu bildiği için Adil Giray'ı tuzağa düşürüp öldürmek istiyor ki eserin sonunda da zaten tuzağa düşürüyor. Adil Giray ölüyor. Cezmi Adil Giray'ı kurtaramayarak yaralanıyor. İlk kadın romancımız Fatma Aliye Hanım. Evet, 50 liranın arkasında da görürsünüz Fatma Aliye Hanım'ı. Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı. Ahmet Cevdet Paşa devlet adamı, vakanüvist yani tarihçi, Mecelli yani ilk Osmanlı kanunu yazan kişi de Ahmet Cevdet Paşa'dır.
Fatma Ali Hanım'ın aslında imkanı var. Evine devamlı edebiyatçılar girip çıkarak Ahmet Cevdet Paşa'nın. Fatma Ali'ye de bu edebiyatçılarla tanışmış oluyor ve aslında edebiyatı öğrenmiş oluyor. Ve kendi adını kullandığı Muhaderat adlı romanı vardır. Muhaderat olarak biliyoruz. Eser, bu eserde sınavlarda karşımıza çıkabilir. Evet, en başarılı psikolojik roman yazarımız Peyami Safa'nın 9. Hariciye Kovuşu adlı eseridir. 9. Hariciye Kovuşu eserinin şöyle bir özelliği var. Roman tarihinde kahraman adı verilmeyen ilk roman. Niye kahraman adı verilmiyor? Çünkü yani yine magazinsel söylentilere göre Peyami Safa aslında bu romanı kendi yaşıyor. Kendini anlatıyor bu romanında. 15 yaşında yaşadığı bir hastalığı var. Ayağı kesilmek zorunda kalıyor. Kitap da ondan bahsediyor. Kahramanın kemik hastalığı var ve ayağı kesilecek ve paşa kızı Nusret'e aşık. Yani iki tane olumsuz bir durum var. Hem ayağını kaybetmesi söz konusu, ki imkansız bir aşka tutulmuş. Paşa kızı olan Nusret'e aşık olmuş. Bu da imkansız bir durum ve bu durumda romanın kahramanını psikolojik olarak zorluyor ve gerçekten müthiş bir eserdir. Okumayan arkadaşların mutlaka okumasını tavsiye ediyoruz. Burada da şöyle bir ekstra bilgi verelim. Peyami Safa hayatı boyunca fakir yaşamıştır. Babası da şairdir ve Fatih'in hocası Akşemseddin'e kadar soyunun dayandığı söylenir. İlk psikolojik roman denemesi. İlk psikolojik roman denemesi, unutmayın. Nabızade Nazım'ın Karabibi'nden bahsetmiştik. Nabızade Nazım ilk köy romanı ve ilk psikolojik roman denemesini yazan kişidir. Zehra adlı romanımız var. İlk tezli roman denemesi ve kıskançlık teması üzerine kurulmuş. Zehra öğretmendir. Babasının ölüm haberi geliyor bir gün okula. Gitmek ve gitmemek arasında kalıyor çünkü babasına çok kızgındır. Babasının yıllarca bunu arayıp sormadığını ve küçük yaştan itibaren yalnız bıraktığını düşünür. Oysa memleketine babasının cenazesine gidiyor fakat cenazeye yetişemiyor. Evde kalan, babasından kalan sandığı açtığında içinde bir defter geliyor. Defteri gördüğünde bakıyor ki aslında kendisinin öğretmen olmasını sağlayan ve hiçbir zaman yalnız bırakmayan babasının olduğunu öğrenince çok pişman oluyor. Böyle bir kitaptır kendisi. Evet, ilk postmodern romanımız Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar adlı eseridir. Oğuz Atay biraz sonra bir sonraki derslerimizde de göreceğiz Oğuz Atay'ı. Mühendis Turgut Özben var. Aslında postmodernlik şehirde yalnız kalmış insanların dramı. Yani daha doğrusu alışılmış hayatın dışında bir yaşam tarzı. Mühendis Turgut Özben uzun süre görüşmediği arkadaşı Selim Işık'ın intihar ettiğini öğreniyor. Ve Selim Işık'ın çevresindekilerle ve arkadaşlarla görüşmek için Selim Işık'ın evinin bulunduğu çevreye gidiyor. Oradaki arkadaşlarıyla görüşüyor. Aslında Selim Işık'ın görüştüğü her kişinin kendi hayatını kendine anlattığını görüyor. Aslında yalnızlık içinde yalnızlığı kendi içinde yaşıyor. Zaten mühendis Turgut'un kendi içinde konuştuğu da bir karakteri var. Bu karakterle roman boyunca devamlı konuşuyor. En sonunda alışılmış kalıplarda yaşadığını anlayıp aslında bu hayatın bize sunulmuş bir hayatı yaşıyoruz hepimiz. Kendi hayatımızı yaşamıyoruz düşüncesine kapılıp romanın sonunda da gözden kaybolup gidiyor arkadaşlar. Evet, bu dersimizde romanların ilk romanlarımızdan bahsettik. Genel bir tekrar yaptık ve içeriklerinden bahsettik. Lütfen bu romanları bu dönem boyunca okuyabilirsiniz. Önümüzde uzun bir süre var. Ve ilk romanları mutlaka ezberinizde tutun arkadaşlar. Dediğim gibi hayatınız boyunca da karşınıza çıkabilir. İyi günler diliyorum.